Belki sezon sonuna kadar devam etme durumu dahi olsa <laughs> belki önümüzdeki sezon değişecek. O da Ya bir ben ihtimal. çok ihtimal vermiyorum. İnsan ben kendi ver. taraftarına işkence çektirir miyor? Niye sezon sonu? Son Peki sonra o zaman sizlere soralım. <laughs> ee, şimdi Kenan Koçak ismini siz ne söyleyeceksiniz? Serdar bırakır mı ee, şimdi, görevini? <laughs> Volkan çok güzel söyledi yayından önce. Sezon başı boşta mıydı? Ya yani niye birisinin denediğini alıyorsun. Hoca skatlığı yok mu Fenerbahçe'de? Var. Çok net biliyorum var. Yani illa bilinen bir hocama olsun, bir yerin bir yerin aldığı bir hocama olsun, orada tutturmuş mu olsun. Ya hoca scoutluğu bir şey vardır abi. Teknik adam skatlığı vardır. Dünyada büyük kulüplerde bu yaygındır. Özellikle Portekiz'de e, efendime söyleyeyim, e, Almanya'da bunlar çok yaygındır. E sonuçta hoca skatlığı maaşı da pahalı bir maaş değil. Belki de vardır. Ama yurt dışından bir, şey. bir firmayla çalışıyor ben çok net biliyorum. Hatta ilk geldiği gün şöyle ifade edeyim. Abdullah Avcı çıkıyor bütün şeylerde. Yapılan evet. scouting'de yani işte büyük takıma uygun futbol vesaire bir sürü için parametre var. Ben tabii hepsine hakim değilim ama yani başkanın ifadesi bu. Ya her yaptırdığımız şeyde çalışmada ee, Abdullah Hoca çıkıyor diyor. Hatta Fenerbahçe'nin gündemine de geldi evet. okudan sonra evet. hatırlayın. Evet. Gelmişti. Evet. E, o dönem olmamıştı. Sonradan ikinci kez Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra olacak denildi. Beşiktaş'tan çok kötü ayrıldığı için Fenerbahçe cesaret edemedi. Açık ve net konuşalım. Hani çok kötü bir e, sezon geçti. Denem, deneme, denemeydi serüvendi Beşiktaş serüveni. Fenerbahçe ona cesaret edemedi. Erol Hoca oldu. Ama e, yani var. O scouting dediğin şeyi çok net yaptırıyor. O zaman belki bilmiyorum. de Kenan Hoca da o e, sisteme bence, takılıyor. Bence, bence öyle. Bence. Ama işte e, ben de şunu söyleyeyim. Yani başka yok mudur? Yani alınan birini mi almak? Ben PPP'nin yerinde olsam bırakmam. Ama iyi, bırakma. bir, iyi bir hocaysan zaten görevindesindir. Ya, çok ben bir şimdi sana bir şey Ben Türkiye Futbol Federası'nın yerinde olsam bırakmam. Adam gider o ayrı. Çünkü Kenan Hoca giderse Kuns ciddi sıkıntı yaşar. Tabii. şimdi şey, o boyut çok Önemli ağırıyor. bir şey. O yapının önemli bir ayağıdır Kenan'ın. Neye ihtimal bırakmaz. vermiyorsun? Ya sonuçta mid takım bir şey diyorsun. var yani. Bu Fenerbahçe bir kulüpte e, görev alması daha farklı boyuta gelir bence. Ben şu an öyle bir şeyin <laughs> olacağını izin, e, düşünmüyorum yani. Bırakırsa tepki de olabilir. Nevzat'ın dersen ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Ya şimdi Kenan Kocak ismi belki Stefan Kunz'la beraber Türkiye'de e, duyurmaya başlandı ama ben 2018'de Hamit Altun toplu bir röportaj yaptım 17 Ekim 2018 Milliyet Gazetesi için. İşte ona yani gelecek vaat eden teknik adamlar nasıl bakıyorsun diye sorduğumda bana Kenan Koçan ismini söylemiş. O sırada hangi takımdaydı? Hanover. Hanover değil. Hanover değil bir önceki. Ee, şimdi ona da bak. Sandhausen galiba. Sandhausen. Yalnız şöyle bir şey Çünkü var o yani, O dönemler ben de bir. Işte 2016 yaptım onunla. Şöyle. 2016-2018 Santaus'un da e, hocalık yapıyor. Şimdi e, kariyerine baktığımızda Kayseri doğumlu. 40 yaşında. E, Almanya'da, Avusturya'da alt düzey evet. takımlarda oynamış. Kariyeri futbolculuk anlamında çok bilinen bir isim değil. Hocalığındaysa işte e, Mannheim Türk Spor, Mannheim yine bir Mannheim var. Santaus'un Hannover. Bir Hannover'le 2019-2021. Şimdi e, belki şey çok böyle bilinen popüler bir isim gibi gelmeyebilir ama Almanya'da etkisi olan biriymiş demek ki. Yani Biline, 2018'de Almanya'da. bundan 3 sene önce, 3 üç, hatta 3,5 üç sene önce Hamit Altıntop'la röportaj yaptığında ki Hamit Altıntop'un portföyünü biliyorsunuz yani ilişki anı biliyorsunuz. Tabii. Hamit Altıntop bana, ben Milliyet Gazetesi'nin arşivde duruyor. Kenan Koçak ismini 3,5 sene önce söylemiş. Yani bugün Stefan Kuntz'un yardımcı olması. Ki Hamit o zaman milli takımda falan görevi de yok bu arada. Doğru. Yani düşünsenize 3,5 sene önce Hamit Altın Top'un hiçbir görevi yok. Ama yani bu oyuncu, Orada bana Kenan Koçak ismini söylüyor. Aradan 3 yıl geçiyor. O Hamit Altın Top'un bana söylediği Kenan Koçak önce milli takıma yardımcı antrenör oluyor. Daha sonra da şimdi Fenerbahçe için ismi geçiyor. Belli ki özellikle e, Almanya doğumlu ya da işte Almanya orijinli oyuncular üzerinde çok fazla etkisi var. Oraya o pazarı da açılmak lazım. Fenerbahçe scouting'den bahsetti ama bahsedilir doğru yapıyor. Yani uzak projesi olsun işte evet. kimin getirilmesi işte Zalai transferi Orada da vesaire. bazı oyuncular takip ediliyor. Ha, o Umar şey doğru gelin. bir strateji. doğru iş. Işte, işte. Bu stratejinin bir sonraki ayağı belli ki e, gurbetçi ayağı olacak. Yani Almanya ciddi bir potansiyel var. Çok, Bu arada sağ. bunun sebebini az. de söyle. 6 artı 5'e kadar giden düşecek olan yabancı. Tabii, tabii o yani. bir süreç. O bir süreç. Yani bunu sadece günlük günü kurtarayım işte Mesut'u mutlu edeyim diye bir hoca tercih ya değil. Yani şey Fenerbahçe olur. çok bilinçli bir tercihte bulunuyor. Bugüne kadar ben Pereira konusunda sadece Pereira üzerine yıkmanın ihaleyi doğru olmadığını söylüyordum ki hala o noktadayım. Ben Fenerbahçe'nin maçlarına baktığımda en azından bir aksiyon görüyorum. Fenerbahçe bir şeyler yapıyor. Fenerbahçe maçlarında bir tempo var ve bir hikaye var. Ben diğer büyük takımların Galatasaray'ın puan kaybettiği ya da Beşiktaş'ın haftalarca kaybettiği maçlarda hiçbir varlık gösterememesine karşım Fenerbahçe maçları da Fenerbahçe şanssız taraf. Yani Pereira'nın Allah aşkına 40 küsür, 43 metreden kaleci gol yiyor ya. Yani nasıl olacak? Hani Bunu hazırlasan böyle bir senaryo olmaz. O futbolcu kaç kere o golü atacak? Gustavo kaç kere böyle basit hata yapacak? Ya da Berke nasıl böyle bir dalgınlık yaşayacak? Konya maçında inanılmaz bir golle başlıyor. İzleyicilerimiz ne düşünüyor onu da soralım. Ee, Kenan Koçak ismiyle ilgili. Ee, gelen yorumlara bakıyorum. İşte löv isteği çok var. İsmail Kartal şimdi bak, yazanlar. Bunun, bunun e, devamı olabilir bu. Ama şimdi Hı. Kenan Hoca tamam milli takımda kabul etti de kulüp takımında ikinci adamlığı ben kabul edeceğini zannetmiyorum. Yuhayim Löw konusu geçmişte de yani evet. ilk başta bu ayrılacağı belli olduktan sonra Erol Hoca'nın gündeme gelmişti Emre Belözoğlu'ndan önceye. Ama Löw'ün ifadesi şuydu ben bir sene çalışmayacağım tatil yapacağım. Evet. Bu nedenle de bir resmi boyutta diyelim. Bir görüşme olmamıştı. Ee, ama şunu ifade edeyim. Löv mutlaka Ali Koç'un kafasında olan isimlerden bir tanesi. Tabi bu arada yani Fenerbahçe başkanından bahsediyoruz. Şimdi sadece bir kişi odaklanıp onunla gitmez. ya yani Mutlaka 4-5 kanaldan çalışması. Brezilyası da dahil olmak üzere Alex de Souza'yı da katıyorum bu işin içine. Ee, Brezilyası da dahil olmak üzere birçok konu da birçok futbol adamıyla önemli isimle temas halinde bulunuyordur. Bu gayet normal. Ama Serdar'a e, iyi haberi verdin. de Souza da var listede diye. E bunu e, haber sonra yaptık, yaptık zaten. Iyi ama ya, o altlardadır. Bunu şimdi, haber de yaptık. Şimdi şimdi ama gelecektir sonuçta. Ha bugün olmaz dediğin yani. gibi bugün olmaz. Çünkü bir bu sene sonra olur. süreç sıkıntılı bir süreç. Şu an gelecek hocanın da işi kolay değil. Şimdi Eğer gelecekse şu an tabii ki Alex konusu, bir hocası var Fenerbahçe'de. Alex konusu, konusu şöyle sıkıntı. Haziran ayında tecrübesi yok deyip Emre Belezoğlu'nu gönderip Evet. Ocak'ta Alex'i getirmek yani. bayağı yönetimi bayağı zor duruma düşürür. Biraz o boyutu da var işin. Ama e, Löv konusu mutlaka bir proje olarak düşünüyordur. Ama ben tekrar edeyim, eğer Kenan Hoca olursa, hani sezon sonuna kadar Kenan Hoca, sezon sonunda Löv ve Kenan Hoca. Öyle bir şey Kenan, yani. Hoca, Kenan Hoca kabul, kabul etmez Ben kabul edeceğini diyorsun. zannetmiyorum. Aynen. Aynen. Zaten sana ondaki o potansiyel, yani, bakın sadece Kenan Hoca üzerinde bir lobiden bahsetmiyoruz. Onda o potansiyel birileri görmüşler ve geliyor diyorlar. Üç buçuk sene önce yazmışız zaten. Yani üç buçuk sene önce Hamit Altıntop bana diyor ki Kenan Koçak diyor ya. Başka bir hocanın ismini vermiyor. Kenan Koçak gelecek diyor. Hani Türk bu futbolunun arada... geleceği o. Ben Kenan hocanın e, bir ikinci adam ya da bir işte ne bileyim sonrasında böyle bir plan olacağını düşünmüyorum. Sadece beni kaygılandıran şöyle bir nokta var Melike. Şimdi Kenan Hoca evet. Yani diğer hani tercih sebebini çok şey yapmıyorum. Yani burada Mesut faktörüdür, şudur budur da belki de etkili olmuş olabilir hı hı. ama Kenan Hoca zaten çok özel bir isim. Yani bugün artık Beşiktaş'ta da Serdar birazdan beğenecek Artık kulüpler belli ki genç, işte bilime önem veren, gelişime açık, oyuncularla diyaloğu en azından evet. bu yeni kuşak oyuncu Nesli grubu... Nesli yakalayabilen diye. Ha, oyuncu grubuyla ile iletişim kurabilecek profilde hocalar arıyorlar. Kenan Hoca bunu karşılayabilecek bir isim. Şimdi e, Slaven Bilic demiş Ayhan Dündar. Slaven Bilic henüz bitmiş değil ama değil mi? Ya Olmadı, olmayacak şimdi bu, değil miyiz? Bak miyorsun? bu Ahmet Selim'in istihbaratı. Bir kere en başta bunu söyleyelim. Evet. Ama şimdi mesela bana e, mesaj geliyor. Ben açık ve net söyleyeyim. Bir yerden geliyor. <gülüyor> Şeyden, <gülüyor> göklerden. E, şöyle söyleyeyim. Yurt içi mi? Yurt Olay hocam? ciddi yani. Bilic mi? Hayır. Kenan Hoca olayı ciddi. Yani Ahmet'in istihbaratı boş değilmiş yani onu ifade edeyim. Hakikaten kardeşimin de burada hakkını veriyor. Peki milli takım işini nasıl çözecek? Ay, bir arada ya, ya. Burada yani. olay ciddi Vay, derken Fenerbahçe'nin ciddi Fenerbahçe. anlamda bu konuda girişimi evet. var demek evet. istiyor. Yani Kenan Hoca tarafı netleşmiş gibi söylemiyor. Ben kesin bir şey ifade kullanma, kullanmam ki Ahmet de kullanmadı. Sadece bu çalışma Aa, bu durum, var. O, bu durum bu bulmuş yani bu gerçekten... Ee ciddi bir olay. Tabii Federasyon ki tarafından çözülmesi hani Türkiye'de kabul edilmesi. Bugün lazım. böyle deriz, yarın Değişir. Nihat başkan der ki ya kardeşim ben bu adamı yeni getirdim, başka adam mı bulamadınız? Ali Bey de tamam o zaman da. Sinirlerde götürebilirim miyim Bu da.